harflerimizi öğrenmeye devam edelim. Daha önce ben size er damgasını göstermiştim. Bu er, yani incedir. Bunun doğal olarak bir de kalını olması gerekiyor. Kalını şu biçimde ve adı ar. Ar damgası. Şimdi bizim bilmemiz gereken, bir sonraki damgayla ilişkili olduğu için söylüyorum. Dilimizde R, Z dönüşümleri vardır. Yani Z sesi bizde sonradan türemedir. Çok eski sözcüklerde R sesinin biraz daha vızıldatılarak söyleşinden Z sesi doğmuştur. Bu hangilerinde vardır? Bu R'den önceki ünlülüğün uzun olduğu durumlarda vardır. Örneğin Ör sözcüğün zamanla olmuş Öz. Örneğin Yür sözcüğün zamanla olmuş Yüz. Buna yeni gelmişken değineyim. Ben bu örnekleri de vereyim. Çok eskiden, bakınız, N seslerini ben size söylerken, N sesleri, N ve türevleri olan sesleri derken, size bizim dilimizde unutulmuş bir sesten söz ettim. Ve şöyle yazılırdı, N'yi. Bu ses günümüzde yok ama çok eskiden vardı. Bu örneği söylemişken usuma geldi, belirteyim. Bakınız, çok eskiden New York diye bir sözcüğümüz vardı. Bu oluşuma şimdi dikkat edin. Dil bilimde sözcük kökenleri, evet bu yüzden benim çok hoşuma gider. Çok eskiden olan bu new sözcüğü, ne dedim ben size? Dilimizde R, Z dönüşümleri vardı değil mi? Bundan önce şu Y sesi, daha doğrusu N sesi yitiyor. Çünkü nasıl ki ünlü düşmeleri varsa, dilimizde yer yerde ünsüz düşmeleri, yok olmaları, erimeleri gibi durumlar da vardır. N sesi gitti, geriye ne kaldı? Yür. Bu yür sözcüğü uzun ünlüdür ki böyle gösterilir. Üzerinde bir çizgi daha vardır. Yür. Uzun ünlü olduğu için ne olacak? R, Z'ye dönüşecek. Ve ne olacak? Yüz. Bu nerededir? Türkiye'de. Türkiye'de yüz sözcüğü olarak kullanılır. Azerbaycan'da Y sesi bilirsiniz. Orta Türkçe'den Y sesleri düşer. Y sesini de düşürdük. Geriye ne kaldı? Üz. Görüyorsunuz. Üz sözcüğü ta nereden gelir? Yür. Bizde böyle. Peki Moğollarda ne olmuş? Moğollarda da bu kez Y sesi düşmüş. Ne olmuş? Nür olarak kalmış. Yani bugün Moğolların Nür dediği, bizim Yüz dediğimiz ve Azerbaycan Türklerinin Üz dediği sözcük kökende bir. Zaten bugün rastgele herhangi bir bakıp Nür, Yüz ve Üz bu sözcükleri görse diyecek ki burada üç ayrı kullanım var. Bunlar nasıl ortak? İşte böyle ortak. Biz sözcük kökenlerine böyle bakıyoruz ve diller arasında ilişki olduğunu, akraba olduklarını diyebiliyoruz. Yeri gelmişken bir örnek daha vereyim. Bunu artık siz çok daha kolay bir şekilde göreceksinizdir. Nıya. Ne olacak bizde? Bizde ne düşecekti? Nın sesi gidecekti. Ne olacaktı? Yar. Re ne olacaktı? Z'ye dönüşecekti. Olacaktı? Yaz. Tamam. Burada yaz Azerbaycan'da az olmuyor. Onlarda da yaz. Bize de yaz. Moğollarda ne olacaktı? Bu sefer onlardan ne düşecekti? Y. Ne olacak? Nar. Uzun ünlüydü bir de onlarda. Nar. Gördüğünüz gibi onların nar dediği, bizim yaz dediğimiz sözcük kökende bir. Geçelim. Size asıl anlatmak istediğim R-Z dönüşümleriydi. Bakınız. Bu hangi harfti? Az önce çizdiğim R. R harfi. Z sesi R'den türediği için dolayısıyla harfte de aynısını yapmışlar ve R harfine bir eklem yapmışlar. Şöyle bir eklem yapmış atalarımız. Şöyle. Ne olmuş? Bu da olmuş bizim az harfimiz. Az damgası. Yani nedir? Şöyle bir çizgi. Bu ar. Eklem yapıyorum. Oluyor az. Harfimiz bu. Kullanacağımız ve yazacağımız harf bu. R, Z. Bunun incesi yoktur. Sözcüğün yerine göre az, yerine göre ez olur. İlerleyen bölümlerde bunu göreceğiz. Geçelim yeni harfimize. Bakınız. Hatta benim bir arkadaşım var. Oktay Doğan Gün diye. Kendisi İtalya'da okuyor ve orada bir arkadaşı bunu yazarken bunun kablosuz A simgesine benzetmiş. Ki gerçekten de öyle bilirsiniz. Hani kablosuz A'nın şöyle bir simgesi vardır. Ve bu harfin adı da A. Bildiğimiz evet A. Böyle acayip bir benzerliği var. Tabi eskiden yumuşak olmak için AK. Tabi böyle değil. Şöyle. Usta kalıcı olsun diye yazılsın.
Ak. Harfimiz bu. Kablosuz A simgesinden de usulünüzde yer edinebilirsiniz. Bu ak. Bunun kalını, ki bunun bir de incesi gerekli bize. İncesini de nasıl bulmuş atalarımız? Onu da bakın şöyle bir şey çizeyim. Bu bizim güya çiçeğimiz olsun bu yaprakları. Eğilen bir yaprak. Bir çiçek. Bunu betimlemişler. Bakın bu yaprak kısmı şöyle. Eğilmiş. Ne olmuş? Ek. Yumuşak G yoktu o dönemde. Ek. Eğilme isim geliyor. Böyle usumuzda kalsın. İşin açığı kökenlemesi böyle değil. Sadece usta kalsın diye biz bu tarz yöntemler geliştirdik. Yani ne bu işin özünde kablosuz A ne de bu eğilmeyi gösterir. Sadece usumuzda daha iyi yer edinsin diye. Eğilme isim geldiği için buna E diyoruz. Bu da A zaten dediğim gibi yine kablosuz A benziyor. Oradan aklımıza kalabilir. Geçelim yeni damgamıza. Bakınız yine ses dönüşümlerinden söz edeceğim size. Dilimizde bugün için kullandığımız Y sesleri çok eskiden D ile söyleniyordu. Yani D, Y dönüşümleri de bulunmaktadır. Nedir? Çok eskiden adak olan sözcük günümüzde ne olacaktır? D, Y dönüşümlerinden ayak. Ayak sözcüğü. Başka bir örnek. Adır eylemi. Günümüzde ne olacaktır? Ayır eylemi. Yani bizim bugün ayırmak dediğimiz çok eskiden adırmaktı. Ya da bizim ayı dediğimiz çok eskiden adı idi. Adık sözcüğüydü. Dolayısıyla ayırmak sözcüğünün kökeni nedir? Ad. Ayır, adır. Dolayısıyla damgamız da yine bunu betimliyor. Bakınız burada iki parça var ve iki parça birbirinden ayrılmış. Bunu simgeliyor. Birbirinden ayrılan iki parça. Harfimizin adı da nedir? Ad. Çünkü kökeni eskiden ad bu biçimde. Ad. Bu ad, kalın. Bir de buna ince gerekir. İncesi de ki aslında birbirleriyle pek benzemiyorlar ama ad bize bir de ed damgası gerekir. Bakınız bu bizim ed damgamız. Ed. Ed işin özünde madde demektir. Ve bu simge bütün dillerde, hemen hemen bütün dillerde en çok kullanılan simgedir. Yani incelediğimizde ben yanlış anımsamıyorsam 13 ayrı alfabe düzeninde de bu vardı. Ha nasıl vardı? Birinde şu biçimde var. Birinde yine şöyle çarpı biçiminde var. Birinde şöyle çarpı yapmışlar ve yuvarlak içine almışlar. Bir başkasında yine şöyle biraz daha eğimli hale getirip yuvarlak içine almışlar. Bunların tamamı hepsi mal, madde anlamlarına geliyor. Hatta yer yer koyun anlamına bile geliyor. Çünkü o dönemin insanlarının malı, maddesi nedir? Koyundur, keçidir. Dolayısıyla insanlar bunlarla, örneğin koyun üzerine şöyle çarpı atıyordur. Koyun üzerine artı atıyordur. Ve nedir? Maddesini, malını bununla sayıyor, bununla betimliyordur. Ve hemen hemen dediğim gibi bütün diğer seslerde de bunu simgeler. Bizi de madde anlamındadır. Ve maddeyi bu şekilde simgelemiş atalarımız. Ona da eski Türkçe ed demişler. Bu ed, incesi de neydi az önce gördük? Ad. Ed, ad. Damgalarımız bu şekilde. Geçiyorum yeni damgamıza. Yeni damgamızda, bakınız türeme, türeyen yeni seslerden söz etmiştik. Bunu göstereyim. Bu bizim ilk gösterdiğimiz damgalardan biriydi ve adı anımsarsanız ay damgasıydı. Yarım ay biçimindeydi. Ne yapmış atalarımız? Şimdi ay var. Bize birden ne lazım? Ey damgası lazım. İncesi. Nasıl türetecekler? Ne yapmışlar atalarımız? Ay damgasının şöyle alt kısmına bir çizgi eklemişler. Ve olmuş adı ey. Ay vardı ey. Bunu kimi yazıtlarda bu şekilde evet görüyoruz. Bizim günümüzdeki P harfine benziyor. Ama kimi yazıtlarda da şu kesimi biraz kıvrımlaştırmışlar, eğimleştirmişler ve şöyle bir şey. Ey. Yani bu da ikisi de ey damgasıdır ve gördüğünüz gibi ay harfine eklenen bir çizgiyle türetilmişlerdir. Geçiyorum. Yine yeni çıkan seslere ait bir başka harfimize. Bakınız anımsarsanız yine ben bir el çizmiştim. Şuradan bir çizgi. Kalemle bırakayım. Buradan bir çizgi. Yandan bir çizgi. Ve bileğim. Aşağı. Neydi bu? El. Şimdi el orada aklımızda kalsın. Çok eskiden LC sesi var. Nasıl ki unutulan NI sesi varsa, ANT, ANT sesleri varsa bizim bir de LC sesimiz var. LC sesi
hangi sözcüklerde vardı? Bakınız, balç sözcüğü, yalç sözcüğü, yalç sözcüğü. Bunlar zamanla hangi sese dönüşecekler? Ş sesine. Balç sözcüğü ne olacak? Baş sözcüğüne dönüşecek. Yalç sözcüğü ne olacak? Yaş sözcüğüne dönüşecek. İşte ses dönüşümlerimiz nedir bizim burada? L, Ç, Ş olmuş. Atalarımız ne yapıyordu yeni damgaları türetirken? Türeyen sesin damgasının üzerine orasına burasına bir çizgi ekliyorlardı. Bu bizim neydi? El harfimiz. El harfine ne yapmışlar? Şöyle bir çizgi eklemişler. Ve ne olmuş? Şöyle bizim yeni harfimiz. Aş damgası ortaya çıkmış. Çıkış biçimi nasıldır? Böyle. Yeri gelmişken ben diyeyim size. Lıçı dönüşümlerine örnek vereyim. Örneğin. Alça bu. Ne olacak? Şiyeçe dönüşecek. Şey sesine. Aşağı gu. O da ne olacak? Şöyle. Aşağı aşağı sözcük. Ya da bizim bakın bu tam geçişini tamamlamamış. Alçak sözcüğü var bizde. Görüyor musunuz? Aynı kökten. Şeye dönüşmemiş. Şeye tam dönüşüm olsaydı ne olacaktı? Aşak diyecektik. Ama biz ne diyoruz? Alçak. Biz bugün de alçak biçiminde kullanıyoruz. Hatta bugün ölç sözcüğü vardır. Bakınız burada Ş sesine tam olarak dönmemiştir. Dönseydi ne olacaktı? Biz bunu öş olarak kullanacaktık. Geçiyoruz. Bugünün bu dersimizin son harfine. Çok az olarak kullanılan bir harftir. Hemen değinip geçeceğim. Günümüz Latin M harfine benzemektedir ve aslında adı alttır. Bizde L-T ses birleşmesini gösterir. Bir sonraki dersimize devam ediyoruz.